Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader hisse senedinin son kap haberleriyle beraber teknik analizi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizlere ufak bir ricam da olacak. Instagram hesabımız açıldığını daha önce duyurusunu yapmıştık. Hepinizi Instagram hesabımıza bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi Reader hisse senedini biliyorsunuz ki aylardır beklenen hasret yavaş yavaş sona eriyor. Çünkü bir elektrikli araç projesi vardı. Daha önce bununla ilgili sizlerle defalarca gerek canlı yayınlarımıza gerek videolarımıza paylaşımlarımıza bulunmuştuk kap haberleri nezdinde. Ve bugün de normalde hisse senedimiz bir kırmızı yaktı. Yani eksi 3'leri 4'lere kadar bir iniş yaptı. Akabinde hızlı bir şekilde tavan yaparak gün içerisinde kapattı arkadaşlar. Sebebini ise zaten birçok kişi biliyordur. Hemen akış tarafımıza bir bakalım. Akış tarafımıza gelen kap haberini sizlere söylemek istiyorum. Şirketimiz İstiklal Mahallesi adresinde 7600 metrekarelik alanı kapsayan ve yıllık 9000 adet üretim kapasitesi olacak şekilde planlandığı elektrikli araç üretim projesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde çevre etki değerlendirme yani ÇED süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur saygılarımıza demiş. Yani aylardır bekledik, sabrettik. Birçok kişi sabretti. Umudumuzu yitirmedik. Ve nihayetinde adımların atıldığı ve bununla ilgili olarak da elektrikli araçla alakalı olarak da çalışmaların sürdürüldüğü ve devam ettiği ile ilgili de rahat bir nefes alındı diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, bugün gün içerisinde ne oldu? İşte sırası bile durdurdu yani. O öyle bir durumda oldu ki biliyorsunuz ki bugün Yapı Kredi Bankası'nın satışıyla alakalı haberler geldi ve felaket bir şekilde Koç Holding, Yapı Kredi Bankası dahil birçok bankacılık ve devam eden iştirak hisse senetlerinde de tavanlar görüldü, yükselişler görüldü ve halen de devam ediyor. Ve buna rağmen yan kağıtlarda arkadaşlar düşüşler olduydu ve bunlardan bir tanesini de tabii ki Reader'da almıştı ve bugün 12.9 geçe işlem durduruldu. Ona rağmen hızlı bir şekilde hisse senedimiz tavan yaptı. Şimdi gelelim teknik analize. Normalde teknik analizde pek fazla sık sık aynı hisse senetleri yapmıyorum ama bu gerçekten de dişe dokunur bir haber olduğu için Reader teknoloji ile alakalı bu teknik analizimizi çekme ihtiyacında bulundum. Daha önce 2-3 gün önceydi arkadaşlar yine Reader ile ilgili bir analiz yapmıştım ve bununla ilgili olarak hisse senedimizin iniş trendini bitirdiğini, bundan sonraki süreç olarak yükselişini yapması gerektiğini zaten bu, daha önceki videomu izleyen arkadaşlar bilir. Bunlar daha önce bu oku falan vesaire bunlar daha önce koymuştum ve bu ok üzerinde hiçbir şekilde kesintisiz bir şekilde tıkır tıkır bizim analizimiz işliyor arkadaşlar ve bu konuda da gayet de mutluyum. Çünkü YouTube kanalımızda yaptığımız analizlerin tutması beni de mutlu ediyor. Çünkü sizleri takip ediyorsunuz ve paralar yatırıyorsunuz, yatırımlar yapma gayreti içerisindesiniz. Gerçek ve doğru bilgilerle sizlere faydalı olduğumu düşündüğümü bu son fiyatlandırmalar nezdinde de gerçekleştiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii ki bununla ilgili olarak yorumlarınız varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi iniş trendimizi bitirmişti. 3 gün önceki tam şu noktada bir kapatma yaptıydı. Cuma günü 17 Mayıs'la alakalı. Ve buna nezdinde bir video çekmiştim ve sizlerle paylaşımda bulunmuştum. Ve yine hem dün hem de bugün arkadaşlar ilerleyişimizi sürdürdü ve bugün tavan yaptı. Gün içerisinde işte dediğim gibi negatif yaktı. Ta ki 42 seviyeler, hatta 41 seviyelerine kadar da inmişti. 41.8 seviyelerine kadar da iniş yaptıydı. Akabinde tavan yaptı, bozdu, tekrar bir tavan yaptı vesaire. Süreci gayet başarılı oldu. Yani bizim Reader hisse senedimize. Ve hisse senede bakıldığı zaman yükseliş trendimize ilgili olarak 27 Aralık'tan itibaren ana hisse yükseliş trendimizi hiçbir şekilde bozmadan sürdürüyor. Ve şu anki hedefimiz arkadaşlar bakın hedef fiyat olarak şuraya bir nokta atmıştım. Bu da 53.2. Bunun geleceğimizi ve bunun üzerinde bir fiyatlandırma yapacağımı tahmin ediyorum.
çoğunlukla. Çünkü artık para girişinin iyi bir para girişi olduğunu zaten kanaatimce destekliyor ve benim yorumlarım, tahminlerim. Ve bu para girişleri de bizim hisse senedimizi akabinde hızlı bir şekilde artık 52 seviyeleri ve üzerlerinde de fiyatlandırma yapma düşüncesi içerisindeyim arkadaşlar. Şimdi hacim olarak bakıldığı zaman da bakın hacime gelelim. Şöyle bir aşağı doğru indirelim. Hacime bakıldığı zaman bugün gayet güzel bir hacim oldu. Yani 24 milyonu geçmiş durumda ortalama olarak ve 59 milyonda bir alım hacmi görünüyor ve harika bir seviye katletmiş durumda. İndikatör tarafımıza gelecek olursak, indikatör tarafımıza daha önce RSI ve hareketli ortalamaların zaten kırılmasını yapmıştı. Bunu da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Ve makro tarafımıza yükselen bir trend yavaş yavaş gerçekleşti söylemiştim. Ancak şöyle bir şey var demiştim. 1.98 bakın buradaki tepe noktalarımızın üzerinde makro şekillendirmelerini ve mumlarımızı atması gerektiğini söylemiştim ve bunu inşallah Cuma günü kapanışa kadar atarsa çok daha güzel olur. Yani işin kaymağını artık alabiliriz ve zararları olan kardeşlerim de inşallah zararlarını telafi edeceğini düşünüyorum. Ve hisse senedimizde dediğiniz gibi para girişinin çok iyi olduğunu bu madde son mumdan görebiliyoruz. Aynı zamanda RSI'mizin hızlı bir şekilde boynunu yukarıya diktiğini de şahitlik ediyoruz. Ve bu şekilde de bizim hisse senedimizin bundan sonraki elektrikli araç olayı. Aynı zamanda şunu da tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şu tarafa gelelim. Aynı zamanda özet rapordaki son çeyrek bilançoda gelen net dönem karının çok çok iyi olması ve tabii ki öz kaynakların %43 gibi bir son 3 aylık ve harika bir şekilde artışın olması. Dönem varlıkların ve duran varlıkların toplam varlıklarla beraber yatırımların hız kesmeden sürdürüldüğü bizim için bu hisse senedinin yani Reader hisse senedinin önünün açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Geriye çekilme olur mu? Tabii ki olabilir. Zaten borsada geriye çekilme olmazsa daha fazla soluksuz bir şekilde yukarıya çıkarsa o zaman iş sıkıntıya düşer. Nefes ala ala çıkması yani şöyle söylüyorum örnek vermek gerekirse 2 gün tavan yapıp İşte ya da 2 gün pozitif yapıp bir gün kırmızı yakması gayet mantıklı bir şekilde hisse senedimizin yani doldura doldura gidiyor anlamına gelir. Tekrar bir tek tek analize bir gelelim ve bu gün içerisindeki seyrimizle alakalı olarak arkadaşlar hemen şöyle 1 saatte bir bakmak istiyorum. Seyrimize bakacak olursak 1 saatlik bakın arkadaşlar şuraya şöyle büyütmek istiyorum ve hisse senedimizin buraya gelelim. Bakın hisse senedimizin bugün açılışı direkt kırmızı bir şekilde 41.8'e gelmişti. Akabinde hızlı bir şekilde hisse senedimiz %11.11 seviyesinde. Yani şu negatiften itibaren olduğu için tabii ki tavana doğru gitmesi hisse senedimizi uçurdu arkadaşlar ve akabinde tavan yaptı ve bu şekilde hisse senedimizin bakın gelen hacime görebiliyor musunuz? Felaket bir hacim var ve zaten bunun artış noktasını da 15 Mayıs civarlarında zaten kendini az çok belli etmişti diye düşünebiliriz. Hem kap haberlerine gelen şey bilanço, iş anlaşması vardı akabinde. Bununla ilgili olarak da en son gelen bugünkü kap haberiyle beraber elektrikli araç projesiyle alakalı gelen kap haberle beraber hisse senedimizin artık bundan sonra gözünü 52 seviyeye diktiğini söyleyebiliriz. Belki 2 gün içerisinde hızlı bir şekilde de gelebilir veya Cuma günü de gelebilir. Bu kadar hızlı gelmesine de gerek yok. Pazartesi, Salı günü de kalabilir. Yeter ki gelsin. Yeter ki bizim seviyemiz olan, hedef noktamız olan kırmızı çizgimizi gelsin arkadaşlar. 2 günde sürsün, 5 günde sürsün yeter ki gelsin. Yani buradan bir geriye dönüş de olsa yeter ki gelsin. Bunun gelmesi artık bundan sonra hisse senedimizin 60 ve 70'li seviyelere doğru yol alacağı anlamına gelir. Burası çok önemli ve tepe noktalarımız ona 69-70 civarlarına daha önceki spek alımlarla beraber gelen seviyelerimizi tekrardan hızlı bir şekilde geleceği anlamına gelir. Tabii ki bunları tamamen ve tamamen tahmin üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Yani bizim borsamız biliyorsunuz biraz kırılgan bir borsamız var. Yarınımızı bilemiyoruz. Ancak şu anki durumlara göre hiçbir şekilde olumsuz bir haber yok, sorun yok. Gerek yurt içi gerek yurt dışı gayet de güzel para girişi de var borsamıza ve bu şekilde de hisse senedimizin Reader Teknoloji hisse senedimizin artık bundan sonra gözünü yukarıya diktiğini söyleyebiliriz. En son olarak da geriye çekilme olursa da
Tabii ki 41.8 seviyesi burada güçlü destekler arasında olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar sizlere Reader Teknoloji hisse senedinin gelen kap haberi, elektrikli araçla alakalı kap haberini ve aynı zamanda da teknik analizini yaptım, yorumladım. Hedef fiyatları sizlerle paylaştım. Umarım bir güzel video oluyordur ve sizlere güzel içerikler paylaşıyorumdur. Mutlaka abone olup like atmayı unutmayın ve tekrardan söylüyorum, duyurum olarak Instagram hesabımıza hepinizi bekliyorum. Davetlisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.